Günaydın. Haydi. Neredeyim lan? Benim evimdesin. Aha baş ağrını alır. Su da var orada. Enkazdın oğlum akşam. Ahmet'le getirdik yatırdık seni buraya. Merak etme ama yalnız uyudun. Sevgilinin de yüzünü kara çıkartacak bir şey yapmadın. Sevgilim yok oğlum benim. Çanta orada bak. Giyineceksen eğer. Senin gibi gömleğim ben. Sen niye sıçrayacak duvar arayan çamur gibisin? Sıkıntın ne ya? Fotoğraf nerede? Anton'un cebine koydum ne olur ne olmaz diye. Sabaha kadar savcıyı arayacağız diye tutturdun izin vermedim aramaya. Bir şey soracağım sana. Senin bilmediğin abin, akraban falan mı var oğlum? Ha? Ben de tonla biliyorsun. Nereye? Sorular mı cevap aramaya? Bekle, nereye? Yani sonuçta o da kendince doğru olan bir şey yaptı yani. Gizli gizli sevgili olmasınlar diye işte evlenme teklifi falan. Ya saçma. Vallahi ya, ne akgümmüş arkadaş ya. Ya yeter ya, gerçekten ya, yeter ya. İşte neyse. Allah'ım yarabbim ya. Abi, çomağı da... Tamam. Alo. Benim çok acil babamla görüşmem icap etti. İcap ettin lan. Ne demek oğlum icap etti? Ne yap et ayarla bir şekil. Oğlum senin ne dediğini kulağın duyuyor mu lan? Ya biz seninle ne yaşadık? Ne yaşadık? Biz ölümlerden dönmedik mi seninle? Bir yolunu bul. Öyle bir şey yok. Bir yolunu bul falan yok. Bak bu adamla görüşülmeyecek, telefon edilmeyecek, yeri bilinmeyecek. Bitti, konu kapandı. Tamam eyvallah. Ne görüşeceksin? Ne konuşacaksın bu adamla? Babana beni mi şikayet edeceksin? Derdin nedir? Bir derdim yok selametle. Allah'ım yarabbim ya. Ne diyorsun oğlum baba filan? Ha ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu yüzündeki ifadeyi biliyorum. Senin yine kafan karıştı. Yanlış şeyler yapacaksın ha. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Babana. Akgün saçma sapan hareketler yapma. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum gelsene. Akgün. Oğlum manyak hareketler yapma. Aç şunu. Akgün. Senin de beynini almışlar. Ehliyet ruhsat alayım lütfen. Buyurun. Akgün Gökalp Taşkın. Alalım seni kenara. Hayırdır memur aga? Benim acelem var, İstanbul'a gitmem lazım. Hadi ceza mı keseceksin? Ne yapacaksan yap, gideyim hadi. Savcılık talimatı var. Çok güzel, savcılığın talimatı. Çok güzel. Kolay gelsin. Sen nereye gidiyorsun lan? Seyahat etmek suç mu savcım? Sen gidip bu adamla Halil Sadi'nin karşısına dikilip bu adamla ne konuşacaksın ne soracaksın? Sorular mı geldi bunu senin savcım? Ulan bu adam seni, beni, babanı aynı anda öldürtmeye çalışmadı mı? Şimdi sen kalkmış adamın yanına gidip karşısına mı dikileceksin? Cevabını almam gereken bir şey var. O cevabı bana ya babam verecek ya Halil Sadi verecek. Anlatabiliyor muyum ben? Anlatamıyorum işte. Allah'ım anlatamıyorum. Yarabbim. Bunu anlatamıyorum ben sana. Ver şu fotoğrafı bakayım. Ne neymiş fotoğraf? Bir anlayalım. Fotoğraf yani, falan fotoğraf. Yok benim üstümde bir oğlum, şey. Oğlum bir çıkar bir bakacağım şu fotoğrafı ya. Neymiş problem nedir bir anlayalım ya. Ver bakayım. Ver nedir? Nedir bu kadar delirten şey nedir ya? Aa buyur annen. Yavrum anlamıyor musun? Bunlar oyun oynuyorlar. Senin zayıf karnını buldular. Oraya çalışıyorlar ya.
Yeme artık şunları kardeşim ya. Benim bu çocuğun kim olduğunu öğrenmem lazım. Ulan neyini öğreneceksin? Ne olduğu belli değil. Montaj mıdır, değil midir? Ya tamam işte, tamam. Ben de onu diyorum. Bu çocuk kim? Montaj mı, değil mi? Bunu öğrenmem lazım ya. Ulan belki komşunun çocuğu. O zaman komşunun çocuğu olduğunu bilirim savcım. Ya Allah aşkına al şunu, al şunu. Bin arabana, benim arabayı takip et. Gidiyoruz. İstanbul'u yasaklıyorum sana. Gidemiyorsun. Yok yok, ben İstanbul'a gidiyorum. Beni ne şekilde yasaklıyorsun ya? Tutuklayacak oğlum, mısın beni? Bak, kelepçe mi takacaksın delirtme bana? Beni, ne yapacaksın? Delirtme. Bana? Bitti ya, gitti. Ya o zaman beni babamla görüştürecektin. Aradım seni, sordum değil mi ben? Ulan adam, adam ifşa oldu. İfşa. Adamı ifşaladılar. Adamı biliyorlar yaşadığını. Öldürecekler de az daha ya. Benim şu anda adamı fire tipine koymam lazım. Protokol böyle. Ben ne yapıyorum? Saklıyorum adamı. Hala babam diyorsun ya bana. Yani yapma şunu. Atla arabana. Takip et beni. Hadi gidiyoruz. Yok, ben bu şekilde olmaz bu iş. Benim İstanbul'a gitmem lazım. Ya tamam, görüştüreceğim. Lanet gelsin ya. Tamam bin hadi. Babam. Ne diyorsun? Ne konuşacağım babamla bu kadar ya? Siz önden çıkın da ben sizi takip edeyim. Ne? Önden çıkın da ben sizi takip edeyim. Takip. Bıktım ya. Bıktım. Vallahi bıktım ya. Babam. Ne babaymış be? Allah Allah. Takip et. Tamam. Beni gömdüğüm yerden çıkarttığına göre önemli bir şey olmalı savcı. Oğlum mecbur bıraktı bizi. Halil Sadi'ye kendini öldürmeye giderken yoldan çevirdik. Buyur. Baba. Ya şimdi bana bu fotoğrafı yolladı. Halil Sadi kansızı. Senin yerini bulmak için yaptı bunu. Ben fotoğrafı sana soracağım çünkü. Sana getireceğim. O yüzden yüksek ihtimal de. Kim bu çocuk yanındaki baba? Ne bileyim lan. Ya işte seni oyuna getirmeye çalışıyor. Bunu öğrenmek için mi çağırdınız beni? Baba, fotoğrafa bakmadım bile ya. Arkasında Güzel Bahçe 99 yazıyor. Baksana buna. Bu çocuk kim bu çocuk? Kimse kim lan? Ne yapacaksın öğrenip ha? Ya ne bileyim ben, annemin elinden tutmuş, baksana öz evladı gibi. Kim diye soruyorum ya. Benim lan. Doğru dürüst konuş aptal herif. Ya ne bileyim ben, akrabası falandır dedim ya kendi kendime. Ne bileyim, nasıl sorayım bunu sana ben? Lan o zaman öyle söyle. Öyle söyle, lafını bil de söyle. Halil Sadi sana oyun oynuyor. Sen de bu tofaya düşüyorsun. Ya ben ne bileyim, burada ufak bir soru sordum sana ya ben. Yürü git lan buradan. Yürü git. Allah. Sen hayırdır ya? Ben seni bunun için mi getirdim oraya? Bir sakin. Al götürün bunu. Tamam hadi. Bin arabaya hadi. Götür. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bir de yeter ya. Bir artık bu öfkeni bir bastır ya. Bir çekil, düzen ver kendine. Bu nedir ya? Ben tamam ya. Öfkeli değilim artık ya. Tamam, Allah Allah, nasıl değilim ya? Bir kere baban haklı. Halil Sadi'nin niyeti bil. Sen bu oyuna niye geliyorsun ya? Gelmeyeceksin oğlum. Daha önce de yaşanmadı mı böyle şeyler? Yapmayacaksın bunu. Dikkat edeceksin mevzuya yani. Ben bu Taşkın ailesinin peşinde yıllardır koşuyorum. Babanın ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorum. Böyle bir şey olsaydı ilk benim önüme gelirdi bu ya. Ya tamam savcım. Benim kafamda ufak bir soru işareti vardı. Onu gidermek istedim. Öbür türlü içim rahat etmeyecekti. Geleyim bir sorayım dedim yani. Olmaz. Sordum, cevabımı aldım. Tamam, benim için konu kapanmıştı. Bitmişti, gitmişti. Tamam. Ayrıca bir şey daha var. Bitmedi. Ben senin mekanın önüne polis koydum. Tabii. Olmaz. Polis koydum. Olmaz. Polis duracak orada. Olmaz öyle iş ya. Mekanın önüne polis koymak ne demek sen tamam, biliyor musun tamam, ya? Bitti, mekanı olsun. Bitirmek demek ya. Öyle bir şey sen yok. Müşterinin yerine koysana bir kendini. Koydum, kendimi güvende hissederim. Öyle şey mi olur? Olmaz. Tabii koydum. Ben sonuç. Oğlum bunu tartışmıyorum ben. Konu kapandı. Oraya polisi koydum ben. Eğer bunu Yağmur mekana gelecek diye yapıyorsan hiç gerek yok böyle bir şeye. Çünkü benim Yağmur'la alakalı sana söylediklerimi bir boş ver. Senin bana Yağmur'la alakalı söylediklerini de söylenmemiş varsayalım. Bunlar hiç yaşanmamış, kabul edelim. Ben zaten mevzuyu kendi içimde bitirdim. Bunu da bu şekilde kabul ettim. Hislerimin üstünü çizdim. Sen bir kere artık Yağmur diye kızımın adını ağzına almaktan bir kere vazgeçeceksin. O konu zaten kapandı. Bitti gitti. Onu konuşmuyoruz zaten. Ama ben bu polisi oraya
senin can güvenliğini korumak için koyuyorum. Halilzade babanın hayatta olduğunu biliyor. Gelsin Halilzade. Gelsin diye bir şey yok. Bir dinle beni ya. Halilzade babanın hayatta olduğunu biliyor. Sen şu anda hedeftesin. Can güvenliğin yok senin o mekanda. Sana bir şey olması demek bu davanın zarar görmesi demek. Savcım benim yerim yurdum belli. Ha bana şunu söyle. Eğer niyetin beni batırmaksa, mekanımın işlememesini istiyorsan... Pılıyı pırtık toplayayım gideyim buradan ya savcım. Benim oğlum, güzel oğlum, canım oğlum, takoz oğlum, kafası çok az çalışan oğlum. Bir beni dinlesene. Senin hayatın tehlikede diyorum, can güvenliğin yok diyorum. Senin canını alacaklar diyorum. Bunun nesini anlamıyorsun lan? Benim kararım budur. O polisleri asla ve asla ben mekanımın önünde, yakınında, içinde, herhangi bir yerinde istemiyorum. Bunu da bil. Benim son sözüm budur. Son sözüm bu mudur? Bir gelsene bir konuşacağız. Konuşacağız. Ya o Ali Başkomiserim bir şey. Oğlum bir gel konuşacağım ya, bak, ben. Eğer ısrar edersen bana ısrarcı davranırsan kanunu arkama yaslarım. Beni kanunla mı tehdit ediyorsun? Gider ifade veririm ya daha ne olsun. Kime ifade? Gel buraya gel bir konuşacağız gel. Şu son sözün neymiş merak ettim ya. Aç 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 kapıyı aç konuşacağız. Nereye açıyorum canım? Oğlum bitmedi konuşmamız kanun, bitmedi. Yazılı 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 göndereceğim. Yolda sana, çevirteceğim yazılı, seni. Yazılı. Çevirecekler. Ali Başkomiserim şunu bir çevirin ya. Şunu bir çevirin az ileriden bir çevirin tamam neyse boş ver. Kapat şunu. Kapat, 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 kapat. Sakla, sakla, sakla. Savcıyla konuşmuşsun. Fena mı yaptım oğlum işte kalbin atıyor sayemde. Ne sakladın sen benden biraz önce? Kanka hoş geldin. Bir şey saklamadım. Ne verdin oğlum Eray? Telefonunu geri verdim. Çıkar bakayım telefonu. Yok kanka ya bir şey yani geçen baktık ya dükkanın önünde şeyler. Ver, ver, ver. Yok seninle alakası yok kanka. Hadi ver kardeşim şu telefonu hadi. Abi. Çıkar çıkar çıkar. Ne o cebine ver. Herkese selamlar millet. Kanka bak gerçekten bir yanlış anlaşılma olabilir. Görüntü aldatıcı olabilir. Böyle şeyler oluyor hep biliyorsun. Neredesin? Evde misin? Yok ben sahildeyim bizim sitede. Bir gelip konuşmak istiyorum seninle. Tamam tamam bekliyorum ben seni. Akgün nereye? Nereye Akgün? Nereye oğlum ben de geliyorum. Yok sen gelmeyeceksin. Ben de zaten bir şey yapmaya gitmiyorum oğlum. Konuşacağım sadece. Bir gerginlik yok yani. Gideceğim konuşacağım. Bir sürü işim var zaten. Soner burada benim. Sonrasında hemen geleceğim. Doğru söyle. Oğlum konuşacağım sadece. Bak güzel güzel konuşacağım ama. Bir şey yok. Yok bir şey. Hadi gelince görüşürüz. Aferin. Abi çekti aldı elimden. Sen de gördün. Bir şey demedin. Taksi çağırsın ama. Hayda. Bu ne Yağmur? Sından herkese selamlar millet. Ne bu? Ne yapıyorsun burada sen ha? Burada ne yapıyorsun sen? Bana bunu bir söylesene. Ne demek istiyorsun? Barıştınız mı siz bu çocukla? Ne barışması ya? Hayır ne bu haller, bu sarmaş dolaş haller ne? Benden ayrılınca gittin teselliyi bu çocukta mı buldun? Akgün bak çok çirkin konuşuyorsun. Tamam. Tamam bir kendine gelsin. Ben kendim de değilim şu an ya. Bana bir açıklama yap. Vallahi billahi kendime değilim ben. Tamam söyleyeyim ben de sana söylüyorum. Ne oldu? Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Nasıl mı böyle düşünebiliyorum? Sen görseydin şu görüntüleri ne düşünecektin acaba benim hakkımda? Geldi bana sarılmaya çalıştı tamam mı? Ben de onu ittim. Nasıl aklına birden başka bir şey gelebiliyor senin ya? Ne sanıyorsun?
Ne sanıyorsun? Beni terk ettin, gittin, çektin, gittin. Ben eski sevgilime mi döndüm zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Sevgilim diye bahsetme şu çocuktan bence. Sen beni terk ettin. Evet, salya sümük ağlıyordum, tamam mı? Durum bu. Demek ki o kadar acınacak haldeyim ki. Ha, başka teselli edecek biri kalmadı. O kadar acınacak haldesin ki seni Kaan teselli etti. Buna mı getiriyorsun? Nasıl beni böyle hırpalayabiliyorsun? Buna ya? Mı getiriyorsun? Sen buna güvenmiyor musun? Ya Yağmur, beni yarı yolda bırakıp giden sensin. Ne güveninden bahsediyorsun sen? Beni o kapıdan içeri almayan sensin. Sensin, arkasını dönüp giden sensin. Çekip gittim, ben istemedim Akgün. Ben istemedim, tamam, bu haksızlık şu anda. Ben anladım ya Yağmur, ben anladım. Sorun ne biliyor musun? Sen beni benim seni sevdiğim şekilde sevmiyorsun. Evet evet, sorun bu. Ay. Vallahi billahi bu. Ne? Akgün tamam, bak lütfen bu kafadan bir çık. Bak çok korkutucu, çok kötü bu. Tamam mı? Bu kötü. Kötü bu, tamam. Bak biz seninle aynı değiliz. Tamam, farklıyız biz. Tamam, şimdi söyledin o şifreli güzel kelimeyi. Baştan beri düşündüğün o şeyi şimdi söyledin. Çok teşekkür ederim sana. Ne çok sağ ol ya? Yani. Biz seninle başkayız. Biz seninle farklıyız. Zaten senin baştan beri düşündüğün buydu ya. Ne diyorsun Akgün? Buydu. Senin baştan beri düşündüğün buydu. Başka olduğumuzu düşünüyorsun. Tamam, sen o yüzden zaten korktun gittin sindin köşene de. Korktum. Tabii sen korktun gittin köşene asıl sindin. Asıl korkak sensin. Sırf babamdan korktuğun için daha ilk aşık olduğun kıza hemen evlenme teklif ediyorsun Akgün. Bilemedim. Ya bunlarla yeni yüzleşiyorsun. Tabii, ve yeni yüzleştiğin için de öfkeni gelip benle bastırıyorsun. Ama bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu. Yanlış yaptın. Ya tamam. İnanmıyorsun, duymuyorsun ya. Sen beni duymuyorsun şu an. Yanlış. Dinlemiyorsun bile. Tamam, git neye inanıyorsan inan. Tamam, eski sevgilimle kendimi teselli sevgilim ediyormuşum. Sevgilim deyip durma şu adam eski, için. Tamam, sürekli ben... sevgilim i̇nan, deyip durma ama. İnan, tamam, ama sevgilim diyorsun inan. Hala, sevgilim deme yani. Yok ya, ben yok. Sen daha Yağmur ayrıldık. Ben çok üzgünüm demeye cesaretim bile yok senin. Neye konuşuyorum ben? Eski sevgilim. Hayırdır? Yani? Delikanlı adama yakışıyor mu hiç bu izlediğimiz bizim? Ben sana hesap mı vereceğim? 4 senelik sevgilimle ne zaman nasıl sarılmışım diye. Cümleni düzgün kur. Sevgilin değil. Geçmiş zaman. Sevgilin değil. Doğru. Ayrılmışsınız. Senin de sevgilin değil. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Ellerim kaşınıyor. Avuçlarım, dirseklerime kadar. Seni ben buraya uyarmaya geldim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden efendi gibi tavrını takın. Ben de buradan arkamı döneyim. Efendi gibi gideyim. Şimdi Akgün Gökalp Taşkın. Biz senden böyle izin alarak mı yaşayacağız? Ha? İzin mi almamız gerekiyor senden yaşamak için? Ha? Şimdi beni can kulağımla dinle. Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Avlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Çıt çıkmaz. Sakın bir daha o kızın böyle zafi noktalarından nemalanıp da yanına yamacına girip sokulmaya çalışma. Sakın. Bak, sakın. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken seninle flört etti mi, etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza ya da ne diyeyim bir kucaktan başka bir kucağa geçip... Akgün bir kere şaşırttı. Koş Soner. Ne dedim lan ben? Akgün! Lan bırak lan! Geç buraya! Bırak! Neler yapacağım lan sana? Hayır lan, öldüreceğim bir şey. Bir şey lan! Ambulansı ara! Sal beni lan! Sal beni! Bırak, Kan beni duyuyor musun Kan? Seni duyamaz Yağmur! Akgün! Seni göremez! Sana sarılamaz! Sana sarılamaz! Kan bak bana. Kan gözlerini aç. Bir sakin ol.
Geç. Geç. Tamam lan, ittirip kaktırma işte. Geldik. Girdik içeri. Sen niye geldin de beni aldın oğlum oradan? Ne yapacaktın? Adamı mı öldürecektin? Sen onun söylediklerini bir bilseydin. O kansızın Yağmur için bahsettiği şeyleri bir duysaydın eğer. Tamam, ne yaptıysan yaptın, bırak. Sen şimdi ne yapacaksın onu düşün. Polis falan gelmiştir. Ben bu mevzu yüzünden saklanmayacağım. Dört duvar arasında kalmayacağım. İfademi gidip vereceğim zaten. Ne olacaksa olacak. Kelepçe mi takacaklar? Taksınlar bana. Kelepçe taksınlar bana. Sen bana şunu söyle önce. Savcıyla konuşurken babamla görüştür beni dedin. Sen mezarda babanla mı görüşecektin? Hayırdır? Yaş, babam yaşıyor. Eşi. Vay be. Demek Selçuk Taşkın yaşıyor ha. Gözün aydın mı denir? Ne denir? Savcı da götürdü seni. Sonra? Sonra ben fotoğrafı gösterdim. Babama. Dedim annem kendi çocuğu gibi tutmuş elinden. Delilendi. Anneme sanki ben bir leke sürmüşüm gibi algıladı yani. Allah Allah. Acaba bu hareket bana kimi hatırlattı? Savcı da sonra ben sizin peşinizden yıllarca koştum. Bu bilgi eğer düşse bana düşerdi demeye getirdi fotoğraf için. Ama öyle ya da böyle ben günün sonunda anladım yani ortalığı gereksiz yere ayağa kaldırdığımı. Falan filan. İşte önce bu ihtimali düşünüp ona göre sakin davranacaksın. Öyle de böyle halloldu işte mesele. Benim kafam kazan gibi ya. Ben gideyim de biraz yatayım. Git de biraz sakinleş. Sen buradasın değil mi? Buradayım.